Anadolu'nun manevi mimarlarından Şeyh Hamidi Veli Somuncu Baba Hazretleri ve asrımız mutasavvıflarından alim, mütefekkir ve divan şairi Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi, 18 Temmuz 2015 Cumartesi günü Darende Somuncu Baba Külliyesi'nde düzenlenen programda yad edildi. Vakfımız tarafından 1991 yılından itibaren düzenli olarak yapılan program, bu yıl Darende Belediyesi ile ortaklaşa olarak Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Anma Merasimi adı altında gerçekleştirildi. Somuncu Baba Külliyesi'nin manevi ikliminde gerçekleştirilen programa Bosna Hersek ve ülkemizin çeşitli şehirlerinden binlerce misafir katıldı. Program, ülkemizin önde gelen hafızlarından yardımcı doçent doktor Fatih Çollağ'ın okuduğu Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Bismillahirrahmanirrahim. İnna külle şeyin halakna. وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ. Hulusi Efendi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Demir ve Darende Belediye Başkanı Doktor Süleyman Eser tarafından selamlama konuşması yapıldı. Çifte bayram yaşadığımız bu mübarek günde, Allah dostlarına ev sahipliği yapan bu mübarek mekanda ve onların huzurunda, Türkiye'nin uzak yakın birçok ilinden, ilçesinden, köyünden, Alperenler Diyarı Osmanlı mirası Bosna Hersek'ten gelen gönül dostlarımızla birlikte bu güzel atmosferde Somuncu Baba ve Hulusi Efendi anma merasimi için bir araya geldik. Bilindiği üzere Somuncu Baba Hazretleri Anadolu'nun İslamlaşmasında görev almış, görevini son olarak Darende'de tamamlamış ve ömrünü bitirmiştir. Muhteremin devamında Hulusi Efendi Hazretleri gelmiş, Darende'mizin inşasında, imarında, sosyalleşmesinde, kültüründe çok önemli yer almıştır. Programa katılan Malatya milletvekilleri Nurettin Yaşar ve Bülent Tüfekçi ile Merkez Valisi Adnan Yılmaz söz alarak vakfımızın hizmetleri ve programla ilgili düşüncelerini belirttiler. Sizin aranızda bulunmak, sizden biri olmak, buradaki bütün fertler için hanımefendi kristaller dahil bizim için şereftir, onurdur. Değerli arkadaşlar, Somuncu Baba ve Hulusi Efendi gerçekten manevi dünyamızın mimarları ve Darende'mize, Malatya'mıza, Türkiye'ye ve bütün İslam coğrafyasına ışık saçan manevi önderlerimiz. Bunların hatıratlarını yad etmek, onların izinde gitmek, onlarla beraber olmak bizim manevi dünyamızda ve maddi dünyamızda çok büyük bir ufuk açıyor. Değişik vesilelerle buraya geldim. Her geldiğimde bir yenilik gördüm, bir farklılık gördüm. Belki de Türkiye'de gezdiğim beldeler, bölgeler, mekanlar içerisinde her geldiğimde etkilendiğim sayılı mekanlardan biri oldu burası. Buranın önemini tarihsel bir perspektif içerisinde değerlendirecek olursak, haritalar çizilirken işte coğrafya biliminden direngi noktaları vardır. Belli yükseltilerde noktalar tespit edilir, onlar birleştirilerek haritalar oluşturulur. Medeniyet coğrafyaları oluşturulurken de Anadolu'nun birçok yerinde böyle medeniyetin direngi noktaları vardır. Bizim yakın çevremizdeki bölgeler Darende'dir, Arapgir'dir, Eyin'dir, Diyarbakır'dır, Urfa'dır, Kerkük'tür. Bunlar kültür haritasının, medeniyet haritasının direngi noktalarıdır. Bu Osmanlı'da, Selçuklu'da tarih boyunca böyle bir harita gözetilerek Balkanlara kadar bunlar uzatılır. Her yerde böyle mübarek bir silsile-i meratip içerisinde yerleşik olan zatlar vardır. Bunlar oranın
manevi dünyasını, medeniyet dünyasını, kültür dünyasını da inşa ederler. Somuncu Baba ve Osman Hulusi Efendi zinciri ve onun son halkası olan, kendisiyle tanışmaktan gurur duyduğum, şeref duyduğum, her zaman da gururla yad edeceğim Hamidettin Hocamız, aynı zincirin halkası olarak bu medeniyet sürecini, sürekliliğini devam ettirmişlerdir. Bunlar bizim belki resmi tarihlerde, resmi kayıtlarda görmediğimiz ama toplumun yeraltı suları gibi derinliklerinde devam eden o kültürü, o maneviyatı, o hazzı, o şeyi devam ettiren önemli damarlardır. Burada başka bir şeyle karşılaşıyoruz. Darende'nin farkı şuradan geliyor. Darende bulunduğu coğrafyanın ortak aklını, ortak seviyesini, kültürünü aşan medeni bir inşa faaliyeti olarak da ortaya çıkıyor. Burada hocamla ilk karşılaştığımızda burada Darende'yi de Malatya'yı da aşan bir akıl var. Bir birikim var. Bir medeni bir birikim var. Bir şehirli kentli birikim var. Ya bunu ben merak etmiştim doğrusu. Bu vadiyi, bu vahayı çıkın. Bunun dışında bu bölgede bu estetik, bu mimari anlayışa yakın başka bir şey bulamazsınız. Ben görmedim. Burada o zaman bizim resmi kayıtlarda görmediğimiz, okumadığımız bir ana damar var. Ve bu damarın sürekliliği, korunması, bunun ihya edilmesi, bunun geliştirilmesi hepimizin boynunun borcudur. Bu resmi Türkiye'nin, resmi toplumun anlamadığı ama sabırla, metanetle, şov yapmadan, tevazuyla devam eden bu ana damarlar hepimizin beslenme kaynağıdır. Bizim asıl kaynağımız buralardır. Programa Bosna Hersek'ten misafir olarak katılan grubun duygu ve düşüncelerini ve Bosna Hersek halkının selamlarını Bosnalı misafirlerden Suat Mujagić dile getirdi. Adnan Beciragić'in tercümanlık yaptığı konuşma sık sık alkışlarla kesildi. Bismillahirrahmanirrahim. Poštovani prijatelji, mi dolazimo iz vama bratske i prijateljske Bosne i Hercegovine. Danas smo u zijaretu Hulusi Efendi, prvaku Tesaufa u 20. stoljeću, čija silsila doseže do Akšetina i Hadži Bajram Velija, koji su odgojili sultan Mehmet Fatiha, donosioca islama na bosanske prostore. Kıymetli dostlar, biz dost kardeş ülke Bosna Hersek'ten geliyoruz. Biz dün Bosna Hersek'te Fatih Sultan Mehmet Han'ın Bosna'nın fethinde otağı kurduğu tepeden Saraybosna'yı seyredikten sonra bugün de Fatih Sultan Mehmet Han'ı yetiştiren Akşemseddin ve Hacı Bayram Veli'nin mürşidi Şeyh Hamid Veli Hazretleri'nin onun nesliden 20. yüzyılın tesavvuf bilgesi Hulusi Efendi Hazretleri'nin ziyarete geldik. Prenosim selame Şeyh Hamidu Hamidettinu Ateşu i svoj braći u Turskoj od Şeybabe Halila Hulusi'ya. U ratu komandanta 7. muslimanske brigade, čuvara Tesaufa i Irfana, hizmećara omladini i onima koji su željni mudrosti. Öncelikle Bosna Hersek Savaşı'nda 7. ordu komutanlığı yapan sonra Tesavvuf ve İrfan hizmetiyle gençlerin ve sevenlerin gönlü kazan büyüğümüz Şeyh Halil Hulusi Birzina Efendi başta Hamidettin Ateş Efendi Hazretleri olmak üzere bütün burada bulunan Türk kardeşlerimize selam getirdik. Ovo prihvatite, Şeyh Efendija, jer Şeyh Baba mnogo voli Darende i Hamidettina Ateša, zaista ga voli. Allaha radi bez ikakve koristi, zato što on dobro zna ko je pravi prijatelj. Kabul buyurun efendim. Halil Hulusi Birzina Efendi, Darende'yi ve Hamidettin Ateş Efendi çok seviyor. Gerçekten çok seviyor. Allah için seviyor. Karşılık seviyor. Çünkü o gerçek dostunu iyi biliyor. Od 17. Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Hazretlerinin hayatları hakkında bilgiler veren uzman tarihçi Resul Kesenceli, Osmanlı arşiv belgelerine göre Somuncu Baba Hazretlerinin Darende'de metfun olduğunu vurguladı. Somuncu Baba Hazretleri ki, tarih boyunca hükümdarlara yön veren, coğrafyaları etkileyen büyük velidir. Ona ve onun ahfatına yıllar boyunca Osmanlı padişahları fermanlar göndermiştir. Gönderilen fermanlarda Darende ve çevresindeki bulunan çok sayıda araziyi vakfetmişlerdir. Ama Somuncu Baba Hazretleri ve ahfatı padişahlara
arz yazarak şunu söylemişlerdir. Bizler bu bölgenin, bizlere verilen arazilerin vakfına talip değiliz. Ancak ki şartımız şudur. Bu bölgedeki araziler fakirlere, yetimlere, yoksullara, kimsesizlere, hastalara verilirse o zaman buranın efkafını yönetiriz demişlerdir. Padişahlar bundan çok memnun kalırlar. Asırlar sonra, 6 asır sonra Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Hazretleri tarafından 1986'da Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi vakfı kurulmak suretiyle Somuncu Baba Hazretlerinin aynı misyonunu üstlenir ve yürütür. Günümüzde de bu hizmetler genişleyerek aynı şekilde yürütülmektedir. Somuncu Baba İlahi grubunun Somuncu Baba Hazretleri ve Hulusi Efendi Hazretlerinden seslendirdiği ilahiler izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Hamidinin gözü yaşı doldurur da ile taşı bilmem nidem garip başı ya Rabbin ola halim benim ya Rabbin ola halim benim ya Rabbin ola halim benim bilmem nidem garip başı ya Rabbin ola halim benim. İstanbul Yunus Emre Camii İmam Hatibi Hafız Mehmet Hanifi Pervane ve Somuncu Baba Külliyesi İmam Hatiplerinden Hafız Mustafa Baş'ın Kur'an-ı Kerim tilavetlerinin ardından emekli müftü Doktor Süleyman Aktaş tarafından Somuncu Baba ve Hulusi Efendi adına okunan Kur'an-ı Kerim hatimleri için dua edildi. Ve civarında bulunmakla müftehir olduğumuz Şeyh Hamidi Veli Hazretleri namı diğer Somuncu Baba Hazretlerinin ahfadının, ecdadının ruhi tayyibelerine hediye ediyoruz. Vasıl eyle Allah'ım. O nesepten olan, belki de gök kubbenin altında, ufkumuzdan güneş doğdu, nefsin karanlığın boğdu, hidayet hadiden oldu, gelin dostlar, bize gelin buyuran pirimiz Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Hazretlerinin ruhi tayyibelerine, âl ve ashabının, ahfadının, ecdadının ruhi tayyibelerine hediye ediyoruz. Vasıl eyle Allah'ım. Vakıf Başkanımız Hamit Hamidettin Ateş tarafından Bosnalı misafirlere günün hatırasına hediye takdimi yapıldı. Ardından tüm misafirler tarafından Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Hazretlerinin türbeleri ziyaret edildi. Programa katılan binlerce misafire vakfımız tarafından yemek ikramı yapıldı. Programın öğleden sonraki bölümünde ise ilk olarak vakfımız Darende Sosyal Tesislerinin temel atma programı gerçekleştirildi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla her insanın, her toplumun yöneldiği bir gayesi vardır. Ey müminler, siz hayırlarda yarışınız, hayır hizmetlerinde bulununuz. Nerede olursanız olunuz, Allah sizi bir araya getirecektir. Ve nerede olursanız olunuz, hizmetlerinizi karşınıza çıkaracaktır. Hiç şüphe yok ki Allah her şeye gücü yetendir. Sadakallahu azim.
Yusuf Paşa Bedesteni'nde açılan yöresel ürünler kermesiyle program son buldu. Ülke genelinden 40 temsilciliğin açtığı standlarda farklı yöre ve kültürlere ait eşyalar ve gıda ürünleri sergilendi. Programın öğleden sonraki bölümüne katılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmet Yılmaz, anma merasiminin hayırlara vesile olması temennilerinde bulunarak, Anadolu erenlerinden Somuncu Baba ve onun neslinden gelen büyük mutasavvıf ve divan şairi Osman Hulusi Efendi'nin hoşgörü çağrısının dünyaya duyurulmasında vakfımızın yapmış olduğu başarılı organizasyonlardan dolayı Vakıf Başkanımız Hamit Hamidettin Ateş'e teşekkür etti. Vakıf Başkanımız da komşu ve kardeş ilçe Gürün'ün böylesine büyük bir devlet adamı yetiştirmiş olmasının mutluluk ve gurur verici olduğunu kaydederek günün anısına semaver ve asırlara hitap eden alim Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi adlı iki ciltten oluşan Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil'in kaleme aldığı kitap setini hediye ederek Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçilmesi hasebiyle yeni görevinde başarılar diledi. Programa katılan ve destek veren, başta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın İsmet Yılmaz olmak üzere tüm protokol erkanına ve tüm gönül dostlarına teşekkür ederiz.